İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün cumartesi. Şu anda saat 1'e 10 var. Balıkhaline doğru gidiyorum. Şu an Ataköy sahil yolundayım. Buradan avcılara bağlanıp E5'e, oradan da Gürpınar Balıkhaline gideceğim. Merhaba. Abi hoş geldin. Abi nasılsın? İyi abi. Şükür. Herkes gelip balık alabiliyor. Doğru mu? Alır abi. Herkes alır. Alır abi. Yani vatandaş da gelse alabilir. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Herkes açık. Anladım. Palamutlar da var. Palamutların kasası ne kadar mesela? Şimdi bana çok fiyat soruyorlar. Bunların çifti. Engin abi saati bana almış. 2,5 burada. Bu palamut. Canı pek kalmadı. E tabi abi. Fırtına oldu. Bilmem ne oldu. Evet arkadaşlar. Çifti 70 lira. Bu buzhaneden çıkmış balık. Çünkü fırtına vardı zaten. Fırtına olduğundan dolayı ve palamut çok az. Muhtemelen çok çabuk tükenir bu balık. Evet, bu balık kalmaz sabaha kadar. Abicim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, bunlar taze palamut. Deminkiler buzhane palamutuydu. Nedir abi kasası? Kasası 850 lira. 850. Kaç çift var? 5 çift. 5 çift var. 5 çifti 850 lira. Yani 10 tanesi 850. Şimdi aradaki farkı söyleyeyim ben size. Bu taze Karadeniz'den yeni gelmiş cam gibi. Nedir abi kasası? 900 falan yapıyor abi. 900 lira bir kasası. Kaç kilo var abi? 15 kilo. 60 15 kilo. Biraz fırtınadan dolayı fiyat yüksek. Evet. Doğru mu abi? Doğru. Evet. Fırtınadan dolayı fiyat yüksek. 15 kilo bir kasa hamsi 900 lira arkadaşlar. Şimdi buradan kamyondan indiriyorlar. Kamyondan inen balıkları da ben muhtemelen esnaf alıyordur diye tahmin ettim. Ama buradan vatandaş da gelip balık alabiliyormuş. Abi Marmara mı? İzmir. Şimdi bu İzmir hamsisi. Bu da Karadeniz hamsisi. Karadeniz hamsi daha küçük. Boy olarak nasıl gösterebilirim size? Şöyle elime aldığım zaman bakın. Boyu burada. Bu da İzmir hamsisi. Şöyle elimize alalım. Bakın aradaki farkı görüyorsunuz. İzmir'den geldi. Marmara hamsisi de iridir. İstavritler var. Burada arkadaşlar kolyoz. Bunlar buzhaneden çıkmış. Buzhaneden çıktığı belli. Bakın görüyor musunuz? Rengi solmuş. Gözünün rengi de soluk. İstavritler taze yazmış. Selamünaleyküm. Ne diyorlar kasaya olsun? Daha yeni satacak abi. Ha, yeni satacak. Daha ihale. İhale yapacak. Nereden bu kara şeyden gelmiş? Evet, burada da çinekoplar var. Çinekoplar güzel. Yok güzel, yani şey çok ince değil balık. Evet, çinekoplar güzel arkadaşlar. Buzhane balığının bazı tanesi 5 lira. Çok ince. Yeni tutulmuş palamutun tanesi 92,5 lira. YouTube'a çekiyor. Burası kaynıyor arkadaşlar. Kaynıyor. Şöyle bir göstereyim, indiriyorum. O sarı kanat. Arkadaşlar bakın balık cam gibi. Nedir üstad kasası? 10.000. 14. 1400. Kasa 1400. 15 kilo var mı? 17 kilo. 1400 lira arkadaşlar. Ama sarı kanat. Ne yazıyor? Balığa. 14. Burada çok güzel istavritler var. Evet, istavritler maşallah cam gibi. Evet. Pırıl pırıl. Nedir abi kasası? 600. 600 lira kasası. Evet.
Burada izmaritler de var. Burada kefaller var. Evet, kefaller irili ufaklı. Kefalin buğulaması çok güzel olur. Hacı abi, kefalin kasası ne kadar? Satıldı mı? Satıldı mı? Kaç tane gitti abi? 54. Evet, sarı kanatlar gerçekten güzel. 17 kilo, yaklaşık 20 kilo olsa. Evet, pırıl pırıl. Balığın tazeliği zaten belli. Bu muhtemelen dün tutulmuş, bugün gelmiş buraya. Ne kadar almışlar? Servisinde 650 lira dedi. Evet, kefaller. Kefaller sarı kulak arkadaşlar. Bakın sapsarı. Lezzetli bir kefaldir. Arkadaşlar şimdi herkes çekilmesini istemez. O yüzden telefonu aşağıda tutuyorum. Selamünaleyküm. Hacı abi ne kadar falan tutar? Çifti. 650 kasa. 650 kasa arkadaşlar. 10 tane balık var. 65 lira. Bu arada simit yiyorum. Biraz karnım acıktı. Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Vallahi gördüğüm kadarıyla şu iri çupralar deniz çuprasına benziyor. Bodrum çuprası. Bodrum. Evet. Çiftlik evet. Mi? Çiftlik. Organik deniz değil. Ama artık... Arkadaşlar kiloya yakın. 800 gramlık balık. Kilo arası, evet. 1 kilo 800 kilo gram. Ne kadar abi? 75 lira tanesi. 75 lira. Dışarıda 120-150 civarı satılıyor balıklar. Karadeniz devriyemiz var. Karadeniz yetiştirmesi. Evet. Karanfil kulak. Karanfil kulak. Onlar da dışarıda 100 lira 150 lira satılıyor. Burada 50 lira tanesi. Bir daha sorayım. Levrek ne kadar? Dışarıda 100-120 civarı satılıyor evet. Tanesi. Bizde 50 lira. 50 lira. Yarı yarıya da yarı fazla yarıya. Fark var. Evet. Buyurun. Alpalamut 75 lira tanesi. Evet, palamutlar, iyi palamutlar 70-80 lira bandında. Aynen, palamutun sonu çünkü artık. Çinekop başladı, palamut azaldı. Evet. Bakın bunlar Karadeniz yetiştirme levrek. Bu da Bodrum. Bunlar organik yetiştirmeymiş arkadaşlar. Hale geldiğiniz zaman hal ucuz. Bir de tabii Güven. İsim neydi Güven. Hocam? Güven. 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 Şimdi bu arkadaşın ismi Güven. Dalgıç Güven diyorlar. Dalgıç Güven. Şimdi... Erken gelirseniz taze balığı kaparsınız. Kesinlikle. Yardımcı olur fiyatlarda. Balık bol olursa sabaha doğru fiyatlar biraz bayağı bir düşüyor. Değil mi? Balık satılması ya. İçin. Şöyle söyleyeyim. Yani yarıya yakın fiyatın düştüğünü biliyorum ben. Bazen oluyor. Bazen oluyor. Hafta içi genelde. Hafta sonu fiyatlar en az nereden baksan her balığın üzerine kutu özellikle mesela çinekop diğer balıklarda üzerine %10-20 zamlı oluyor. Ama bu hafta tabii biraz fırtına vardı. Geçen hafta balık az. Aynen. Balık az olduğu için ben bakıyorum çinekoplar falan çok çabuk satıldı. Aynen öyle. Aynen. Balık yani, az ama çoğalacak. Hava yeni kaldı. Hava kalacak evet.
Bu arada benim de balıkçı teknem var Güver. Öyle ben mi? Oltacıyım. Ciddi misin? Ben oltacıyım. Bizde oltacı arkadaşlarımız var. Gelip bizden zargana yemler. Memleket neresi? Bayburt. Bayburt. Şimdi Bayburt benim dedem memleketim. Öyle mi? Burada Bayburtlu, Erzurumlu. Şimdi enteresan bir olay var. Bayburt ve Erzincan. Balığı tutanlar Rizeli, hayır, Karadenizli, Samsunlu, Sinoplu. Ama satan Bayburtlu, Erzincanlı. Şimdi bunun hikayesi, zamanında buraya gelmişler işte Bayburt'tan, Erzincan'dan. İşte hamallık yaparken, çekik araba kullanırken burada sonra esnaf olmuşlar. Doğru aynen mu? Öyle, aynen doğru. Mide temizliyormuşlar, hamallık yapıyormuşlar. Aynen. Sonra kabzımal olmuşlar. Sonra kabzımal olmuşlar. Çobanlıktan kabzımallığa. Herkes nasibinin kısmetini alın teriyle yedikten sonra aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Güven memnun oldum. Ben de memnun oldum abi. Bunu YouTube'da yayınlayacağım. Tamam abiciğim. Arkadaş bunlar Bodrum. Bodrum çupra değil mi abi? Nedir fiyatları? Nasıl abi? Fiyatları nedir? 300 lira, bunlar 250 lira. 300 lira derken 300, kasa mı? 300. Kasa 300. Bunlar 250. Bir tanesi 1 kilo yapar. 300. 250 lira. Bu kiloluk aşağı kilo, yukarı 1 kilo. Bir adet. Şunlar da 700-750 gram. Yok, 250. Yani 300-250. Levrekler ne kadar abi? 250. Levrekler de 250. Bu Karadeniz değil ama değil mi? Karadeniz. Kulağı kırmızı olanlar evet, Karadeniz. Bu 350. Bu? Aynı Karadeniz. Bu falan bu biliyorum. 350. Hangisi lezzetli olur? İkisi de aynı. Büyük lezzetli. Daha lezzetli tabii. Büyük daha lezzetli olur. Bu granyozlar yaklaşık 2,5-3 kilo civarı arkadaşlar bir tanesi. Yani 3 kilo olsa burada 4 balık var. 12 kilo balık. Evet, granyoz 1200 lira kasası. 1250. Çupralar ne kadar? 200 lira kilosu çupranın arkadaşlar. Bunlar al yanak. Al yanak olduğunu şöyle söyleyeyim. Bakın. Burada bir sarı alnı var. Şurada kırmızılık var. Görüyorsunuz. Deniz çuprasının en belirgin özellikleri bunlar arkadaşlar. Bunlar 200 lira. Bunlar 2 kilo civarında balıklar arkadaşlar. Hani şöyle karış hesabı yaparsak. Yani bunlar kiloluk balık. Bakın. Aradım seni açma. Şunlar da 180 lira. Bu sırada 180 lira 1 kilo civarı balıklar. 1 kilo 200 gram. Evet, balıklar, lüferler güzel, taze arkadaşlar. Cam gibi. Bizim tuttuğumuz olta balığından, biz olta balığı bu. Boğaz balığı abi. Nedir fiyatı? Tane 75 abi. Tane 75. Evet arkadaşlar, fiyatı fena değil. Balıklar güzel. Bir iri boyları var. Bunların fiyatları aynı mı? Hepsi aynı. Evet, lüferler 75 lira. Taze taze. Şöyle mercanlar var. Şimdi burada arkadaşımız isim neydi? İsmim Nurettin. İsim Nurettin. Evet. Şimdi Nurettin arkadaşımızın tezgahındayız. Lüfer var, mercan var. Torik var. Kalkan var. Kalkan balığı var. Bunların şimdi ben size fiyatlarını soracağım. Şimdi mercanın fiyatı ne kadar? Mercan kilo 250. Mercan kilo 250. Lüfer tane. Lüfer tanesi 75 lira. 75 lira. Burada toriklerimiz var arkadaşlar. Buzu açılmasın diye açmıyorum. Bakın. Burası torik. Ne kadar torik? Torik çifti 1500. Çifti 1500 lira arkadaşlar. Lekarda yapacak arkadaşlarım, salamura yapacak arkadaşların dikkatine 1500 TL. Çifti. Palamut'ta, Torik'te
tane değil çift fiyatı söylenir halde bilginiz olsun. Kalkanlar ne kadar? Bunlar ortalama 1 kilo. Ortalaması 1 kilo. 140 lira. 140 lira. Gel abi gel yiyelim. Nurettin, kalkan da erkekle dişiyi nasıl ayırırız? Erkeklerde benekleri biraz daha fazla olur. Erkekte benekler biraz daha fazla olur. Dişiler şöyle zaten belirliyor kendini. Yani dişiler kendini gösteriyor. Bir de dişilerde genelde havyar olur. Doğru mu? Şimdi bakın arkadaşlar, aradaki farkı göstereyim. Bakın. Şu kalkanın dişisi. Benekleri az. Şimdi bir tane erkeğe geçiyoruz. Bu da erkek. Ve bazı kişilerde benekler fazla olabilir. Ne kanka? Bizim kaç para abi? Hangi de? Bazı dişilerin beneği fazla olabilir. Onu da şu bölgesinde havyar var mı yok mu ona bakacaksınız. Şu bölgede havyar varsa şişkin olur arkadaşlar. Evet. Nurettin çok sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Evet, halin içinde Nurettin. Sıcakkanlı bir arkadaş. Gelirseniz size yardımcı olur ve tezgahındaki balıklar da taze. Var bunlar taze arkadaşlar. Selamünaleyküm. Barbuna ne yazıyorsunuz siz de? 1200 lira var. 1200. 15 kilo mu? 1200 lira kasa. 1 kilosu 600. Evet, şimdi gelelim pavuryalara. Evet arkadaşlar, bunlar pavurya. Bana şekil mekil yapmayın diyordu ya işte. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirip, indirip basmıyorum da nasıl avradın lan? Kendine gel. Benim adım bomba, soyadım ölüm lan. Baba kilo 100. Kilo 100. Kilo 700. Fiyatı uygun. Evet. Burada dil balığımız var. Dil balığımız ne kadar usta? İbrahim de ilgilenir misin? Ondan fiyat olsa belli değil abi. Belli değil. Aynen. Başlıyor abi. Evet, çok güzel bir akya. Evet, akya var. Granyöz var. Bunlar granyöz arkadaşlar. Balık taze. Abi akyanın fiyatı belli mi? Akyanın fiyatı belli mi? Baba akyanı alacağım. Sana sorayım o zaman, somonu sorayım. 160 abi. 160 lira kilo. Bu Norveç. Norveç evet. Bunlar da Singapur'dan geliyor abi. Bunlar da Singapur'da. Abi akyanın fiyatı belli mi? Belli abi, belli. 350 lira kilo. Kilo 350. Yaklaşık 20-25 kilo civarı bir balık. Ve yeni, taze balık. Arkadaşlar. Kardeşlerin ne kadar? 250 lira. 250 lira kasası. Burası 200. Bu barbun arkadaşlar. 400 lira kasası. Bunlar tekir. 400 lira kasası. Boya göre değişiyor. 250 liraya olanlar da var. Bunlar da 250 olanlar. Evet, taze bir kırlangıç. 800 gram, 900 gram civarı. Kalkan da senin mi abi? Oh maşallah. Nedir fiyatı? 650. Kilosu 650. Bunlar erkek galiba. Bu da erkek. Bu ne kadar? Bu da kasası.
Kalkanla erkekle dişiyi nasıl ayırıyorlar? Bana çok havyar YouTube'dan yani. Soruyorlar. Havyar yok yani. Yani dişide havyar net olur genelde. Mu? Genelde havyar olur. Yani. Seni çekeyim mi? Yok beni çekme. Çekme. Peki. Dişide her zaman havyar olur diyorsun. Yaz kış. Yani çoğunlukla havyar olur ya. Yani. Peki zaten havyarın... Havyarından dolayı dişi almıyorlar. Yoksa dişi lezzetsiz bir şey yani değil. Yani şu karnı boş olacak, doğru mu balığın? Yani şurası. Şurada şurası şöyle şişkinlik oluyor. Boş olacak. Havyar da burada şişkinlik oluyor, doğru mu? Burası boş. Şurası havyarlı olur. Şu yerine havyar geliyor diye öyle almak yani isterim. Dikeni çok olunca erkek dişi oluyor alakası değil, yok değil mi? Yok. Tamamen havyarıyla. Ama bunlar Haziran 15'e kadar yasak avı. Haziran 15'ten sonra tutabiliyorsun. Diyelim ki Eylül ayındasın. Hala havyar olur mu o balıkta? Olur tabii ki. Olur. Olur. Dönem dönem olur ama. Ha, dönem dönem olur. Tabii tabii. Yani, enteresan. Sadece şeye bakılmaz yani. Anladım. Kırlangıçımız ne kadar? O da 250. O da 250. 1 kilo 150 gram. 1 kilo 200 gram civarında. Evet. Taze cam gibi. Ahtapot evet arkadaşlar. 250 lira kilosu. Sazanlar ne kadar? Sazanlara kim bakıyor? Sazanlar ne kadar? Kilo ne kadar? Kilosu 45 lira arkadaşlar. Sazanlar kilo 45. Şimdi gördünüz işte 1 kilo kalkan ufak kalkanların fiyatıyla 5-6 kilo kalkanların fiyatları farklı. Aralarında bayağı ciddi bir fark var. 140 lira 1 kiloluk kalkan ama içinden kemikli balık olduğu için çok fazla et çıkmaz. Lagos var. Ama bu balığın ne olduğunu bilmiyorum. Bu balık ne balığı? Göçmen abi. Göçmen balık. Evet arkadaşlar, bunlar da mezgit. Mezgit kasa ne kadar? 600 kasa. O koli 15 kilo. 13-14 kilo. Mezgitler güzel, taze, cam gibi. Balığın tazeliği zaten belli oluyor burada. Evet arkadaşlar, Laoslar aşağı yukarı 7-8 kiloluk balıklar. Evet. Levrek, çiftlik levre, Karadeniz. Selamün aleyküm. Yunus'um ne haber? İyi, nasılsın? Ne var ne yok? Şey var. Seni kameraya çekiyorum, haberin çek. Olsun. Tamam. Laoslar var, bak güzelmiş. Ne kadar Laoslar? 400. 400 lira kilosu. Levrekler var 250 bu lira. Bu kaya levreye bunlar. Yok, Laos diyor. Bu da Laos, oradakiler de Laos. Evet, bunlar da Laos. Bunlar da ufak Laos. Bunlar da mı 400? Bunlar. Fiyatlar standart. Standart. Bu zarganalar, zarganalar yerli 250 mi? 250 yaptım. Yerli mi? Ne haber? İyi. Nasıl işler? İyi gidiyor. Bu hafta balık biraz fırtınadan dolayı az gibi. Yok, balık çok. He, balık çok mu? Çinekop, lüfer, kıyamet gibi. Çinekop çok. Yalnız palamut bitmiş. Palamut da yedi. Palamut buzhaneye çıkarmışlar yavaş yavaş. Palamut da var, canlı da var. Canlı bunun da kasası 250 lira. Ne kadar düşmüş fiyatı değil mi? Evet. Evet. Zargana cam gibi. Tam lüfere yemlik. Evet. 250 lira kasası. Yunus, ben geldiğimde 600'e almıştım, balık yoktu ya, hatırlıyor musun? Evet, biz 600 liraya almıştık. Neyse, bereketini yaptık balığı. Evet, dülger balığı, peygamber balığı da diyorlar. 500 lira derler kilosuna. Kim? Mehmet ne yapıyor? Hangi Mehmet? Delici Mehmet mi? Ha, delici Mehmet. Ha, bizim Mehmet'i de yok sen. Mehmet ne yaptın? Bu sene istavrikten bir şey yapamadı. Geldi buraya. Ondan sonra bir geldi bir gitti.
kim güzel? Koçlar. Koç. Şeyler ne güzel ha, cam gibi mırmırlar. Kilosu kaç para acaba? Mırmırın kilosu ne kadar? Yunus. Ha bu mırmırları kaça satıyorlar? 150 kilo mu 150? Kilo 150. Eşki, eşkinalar var. Bunlar 50-60 lira eşkinanın kilosu. Şunlar ne? Şu böcek. Ha? Bit mi? Deniz biti işte. Ha deniz biti. Bunu yiyorlar mı ya? Çinliler yiyor. Ha bunu Çinliler yiyor. Geçen geldiğimde Çinliler vardı burada. Konuşmasını bir tane arkadaş duymuş. Ya diyor Çinliler de geziyor. Arkadaşlar size enteresan bir şey göstereceğim. Bu gördüğünüz Laoslar paragat balığı. Bakın. İğnesi ağzında duruyor hala. Gördüğünüz gibi bir tanesini de böyle bir tanesi de yutmuş. Evet. İkisini ağzında. Bunlar paragat balığı arkadaşlar. Paragat da tutulmuş. Bir tane burada var. Yine. İğnesi ağzında. Kardeşim, insanlar buraya saat kaçta gelsin? Kaçta gelip kaça kadar burada balık satışı oluyor? Saat 12'de başlanıyor. 12'de başlıyor sabah. Sabah 4.30-5'te bitiyor. 900. Yani Çinekop'un biraz da iriliğiyle alakalı. Bakın bayağı burada iri olanı da var. Şurada. Şurada ufak olanı da var. Kasa karışık yani. Şu 1000 lira ortalama 1000 lira civarında. Evet. Peki gelen burada pazarlık yapabilir mi? Yapar. Yapar. Pazarlık yaparsa 50, 100, 200 ne koparırsa değil mi? Evet arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman pazarlık da yapın muhakkak. Evet halin durumu böyle. Çekeyim. Balıkları çek. Balıkları bugün bol bol çektim. Şey. Bunlar şey galiba. Bunlar da 80 lira civarı. Yok. Bunlar 150 yaptım. 150 çifti 150. Ha, 150 tane ayı 75. Her zaman bu tane ben çıkıyor. Yok. Değil mi? Taze bunlar. Bunlar tazesi arkadaşlar. Evet bak. Evet. Sana kulağı. Bunlar taze falan. Şöyle çekeyim. Evet şu alabalıkları sorayım bakayım kaç para. Alabalıklar ne kadar usta? Alabalık. Kilo 60 lira. Kilo 50 lira 60 lira arkadaşlar. 70 lira. 75 lira. Yani boyuna göre değişiyor öyle söyleyelim. Evet arkadaşlar bunlar ufak sazan. Bunlardan bitmiyor. Abi, turnanın fiyatı ne kadar? 40. Turnalar 40 lira. Aşağı yukarı 2 kilo civarı turnalar. Kilosu 40 lira. Evet, şurada biraz irileri de var. Evet. 18 lira kilo sazan. Aşağı yukarı yarım kiloluk sazanlar. İstiridyeler var. Evet, istiridye. İstiridyelerin fiyatı ne kadar? 50 lira. 50 lira. Kilo mu tane mi? Kilo 50 lira. Bunlar deniz tarağı mıydı? Değil değil mi? Normal kum midesi mi bunlar? Valla midye ama ne midesi. Bunlar ne midesi usta? Bunlar ne midesi? Bak. Vangole. Vangole arkadaşlar. Ne kadar bu? 60 lira kilosu. Bunları yurt dışında daha çok biliyorlar değil mi? Ama bizim burada da herhalde yabancılar alıyordur. Muhtemelen. Şeyler de normalde restoranda kalıyorlar. Valla ne bileyim abi işte bilmediğin şeyi yiyemiyor ki. Ya işte yiyenler çok yani. Aynen. Sonuçta yabancılar sadece yiyemiyor. Aynen. Herkes. Herkes. Zaten ağzına aldım.
Abi ben bir kere İspanya'da tırcılık yaparken ha böyle salamura aldım tenekenin içinde. Yerken bir lezzetliydi ama sabaha kadar midem yandı, kavruldum yani. Evet arkadaşlar, şimdi çekimi bitirdim. Şimdi eve dönüyorum. Saat şu anda 4. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince balıkları ve fiyatları kasasıyla çekmeye çalıştım. Tatlı su balıkları da dahil. Yengeçler dahil. İstiridyeler dahil. Umarım güzel bir çekim olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar.